Duyu kalkma. Tuyu. Çünkü geldi kafayı sana merkez. Ben Emre'den Emi Yarram. Az Emre Usta Gecesi Gafur arkadaşlar. Bugün an itibariyle tepki kanalımın ihtarı kalktı. Evet, sırf animasyon videosuna tepki verdim diye. Haksız yere. Tamam, haklı olabilir. Ama şöyle haksız. Hani bana diyebilirdi. Beni uyarabilirdi. Ya Gafur, ben bu videoma tepki vermeni istemiyorum. Lütfen kaldırır mısın? Bunu dediği an ben zaten hemen kaldırırdım. Ama bunu demeden bana ihtar attı. Ve kanalım yaklaşık 3 aydan beri pisicikler yaralıydı. Ben de video atmak istemiyordum yaralı bir kanala. Daha çok yarasını acıtmak istemiyordum kanalımın. Ve bugün an itibariyle o yara temizlendi. Şu an kanalımda ihtar yok, tertemiz. Ve artık düzenli olarak tepki kanalıma video atmaya başlayabilirim pisicikler. Bu çok güzel haber, değil mi pisicikler? Ama benim minnak kedi canımı sıkan bir olay yaşandı geçen gün. O yüzden bu ihtarın kalkmasına o kadar çok sevinemiyorum. Tamam, tepki kanalıma videolar gelecek falan filan. Okey, çok güzel. Dediğim gibi minnak kedi canımı sıkan bir olay yaşadım. Bir haber izledim pisicikler. Evet, karşıma bir haber çıktı. Huggy Wuggy adlı bu oyun. Huggy Wuggy adlı bir oyun çocukların psikolojisini bozuyormuş ve Türkiye'de yasaklanacakmış. Huggy Wuggy adlı bir oyun. Benim böyle bir oyundan haberim yok pisicikler. Yok Hello Neighbor. Tübe estağfur tübe. Oyunun adı bir kere Puppy Playtime. Haberin yalan olduğu buradan belli pisicikler. Yalan haber. Ya yalan haber yapıyorsun. Bari oyunun adını araştır be. Puppy Playtime oyunun adı. Daha bir tık daha gerçekçi olurdu yani pisicikler. Evet, sırf izlenme, sırf prim, sırf gündeme gelebilmek adına yapılmış bir haber. O yüzden boş yere minnak kedi canınızı sıkmayın. Ben sıktım. Neden sıktım? Bunun için sıkmadım. Zaten oyun yasaklanmayacak. Ben başka bir şey için sıktım canımı. İlerleyen zamanlarda, videonun ilerleyen zamanında söyleyeceğim. Hatta birazdan söylerim. Şimdi gelelim isterseniz bu Puppy Playtime oyunu hakkında biraz konuşalım. Evet, Puppy Playtime bir korku oyunu. Mob Games'in yayınladığı bir korku oyunu. Ufak bir çocuk bunu izlerken korkabilir, gerilebilir, gece rüyalarına girebilir. Ben bunda okeyim. Hatta 12 yaşından ufak bir çocuğum ben Puppy Playtime oyunu oynamasına ve Puppy Playtime oyun videolarını izlemesine karşıyım pisicikler. Ama eğer gelelim bu çocuk, bu ufaklık, bu oyunu oynuyorsa, öyle ya da böyle bu oyunun videosu bu çocuğun karşısına çıktıysa, bu bence çocuğun suçu değil pisicik. Bu o çocuğa tableti, bilgisayarı, telefonu, artık her neyi veren ebeveynlerin suçu. Yani sahiplerinin suçu pisicikler. Madem sen o tableti veriyorsun, takip edeceksin. Bu çocuğun benim neye giriyor, neyi izliyor, bunu takip et. Hatta çocuğun çok çok korkuyorsa YouTube'u yasakla. YouTube Kids diye bir uygulama var. YouTube Çocuk. YouTube'un tamamen çocuklara özel tasarladığı bir uygulama. Kesinlikle içinde kötü videolar yok. Sadece çocuklara özel eğlenceli çizgi dizi tarzı böyle çok masum masum videolar var ki YouTube'da, yani orijinal YouTube'da Puppy Playtime haricinde daha neler neler var pisicikler. Bir çocuk eğer Puppy Playtime oyununu izliyorsa orada, ondan sonraki gelen videoyu da izleyecek değil mi? Çünkü YouTube algoritmasında şöyle bir şey var. Diyelim YouTube Puppy Playtime oyun videosunu korku kategorisinde algılıyorsa, ondan sonraki gelen video da korkuyla alakalı bir video olabilir ve bu, ne bileyim, çok şeytani bir video olabilir. Allah korusun, çocuğun psikolojisini daha bozabilecek, daha gaddar bir video olabilir. Yani ebeveyn, duy sesimi ve çocuğunu takip et. Neyi izlediğini, nelerden korktuğunu. Belki çocuk korkmuyor. Bak, bu da olabilir ha. Yani korkmayabilir ki benim takipçilerimin çoğu korkmuyor. Ben korkuyorum, onlar korkmuyor. Ki ben onlardan kaç yaş büyüğüm yani pisicikler. Bir konuşan kedi asla yaşını söylemem. evet pisicikler, gelelim benim canımı sıkan asıl olaya. Evet, haberi yapan kanal için her şey çok iyi gidiyordu. Dünyanın en çok izlenen, en çok konuşulan oyunu haberlerdeydi. Ve de bir günah keçisi gerekiyordu pisicikler. Bu günah keçisi çok ünlü biri olmalıydı. Çok izlenen biri olmalıydı ki haber izlenme değerini kat 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 arttırsın. Bu günah keçisi kimdi peki? Adal. İşte pisicikler, benim minnak kedi canımı sıkan asıl şey bu. Şimdi de Huggy Wuggy. Bu yalan haberde Adal'ın yüzü kullanılıyor ki Adal benim çok sevdiğim bir YouTuber. Ve Puppy Playtime denince akla ilk gelen isim Adal. Bunu haberi yapan kanal da çok iyi biliyordu. O yüzden Adal'ın Puppy Playtime oyunu oynarken ki çok saçma bir kesitini paylaşıyor ki bu suç. Ben Adal'ın yerinde olsam
dava açarım ki dava açınca bayağı bir paralar geliyormuş. Adal, beni de gör. Uf, pislikler. Bu durum gerçekten Adal için hiç iyi değil. Çünkü bunu izleyen bir ebeveyn bu haberi izliyor ve Adal'ı görüyor, tamam mı? Ki Adal YouTube'a içerik üreten, yüzlerce güzel içeriği olan, araştırma yapıp oyunların hikayelerini sunan ki Puppy Playtime'i ifşalayan YouTuber da Adal. Sen git o kadar dünyanın içeriğini yap. Bir tane haber kanalı gelsin senin yaptığın bir keseti paylaşsın. Ne kadar saçma. Bu bir karalama. Adal'a yapılan bir haksızlık. Bir karalama, pisicikler. Ben de buna tepki, buna karşı olabilmek için böyle bir video çekiyorum ve Adal'ın yanında olduğumu belirtmek istiyorum, pisicikler. Siz de lütfen yorumlarda Adal'ın yanında olduğunuzu belirtin. Çünkü haklı taraf Adal. Gelelim bu durumun, bu yalan haberin, Adal'ın yüzünün kullanılmasının Adal'ı olumsuz etkilemesine, pisicikler. Şöyle etkileyecek. Bir ebeveyn bu haberi izledikten sonra artık Adal'la ilgili ne düşünecek? Ha, pisicikler, yani pek iyi şeyler düşünmeyecek değil mi? Neyse, haberi kapattı. Ve aradan 2-3 gün geçti. Çocuğu YouTube'da Adal'ın bir videosunu izliyor. Böyle güzel bir videosunu. Bilgi içerik. Mesela Minecraft'la ilgili bir videosunu izliyor. Belgesel tarzında. Ve adam Adal'ın sesini duyunca aklına 3 gün önce izlediği o haber videosu geliyor. Ve bir anda sinirle çocuğun odasına gidiyor. Sen ne izliyorsun diyor. Bu çocuk haberlere çıktı. Kötü bir çocuk. Bunu sakın izleme diyor. What? Sırf yalan haber yüzünden Adal'ın yaşadığı bu durumu düşünebiliyor musun, pisicik? Yani keşke beni kullansalardı, en azından ünlü olurduk. Of, şaka bir yana pisicikler, yani kötü bir durum. Yani haberin hiçbir şekilde doğru bir yanı yok. Puppy Playtime Türkiye'de yasaklanmayacak. Böyle bir olay yok. Madem yalan haber yapıyorsun, dümdüz yap. Niye Adal'ın yüzünü kullanıyorsun ki? Çok saçma. Ha, yanlış anlamayın. Bak, ben bu Adal'a yapılmış kasıtlı bir haber demiyorum ha. Yani o kanalın Adal'la falan bir alakası yok. Sadece Puppy Playtime denince akla hangi YouTuber gelir? Adal gelir. O yüzden Adal'ı kullanıyorlar. Oradan da bir izlenme alırız be. Oradan da bir prim. Anladınız? Pisicikler. Şu an ben de Adal'ı kullanarak ben de prim yapıyorum aslında. Değil mi? Ama yok, ben gerçekten Adal'ın yanında olduğumu belirtmek için bu videoyu çekiyorum, pisicikler. Ve de böyle haberlerin doğruluk payı olmadığını göstermek için, pisicikler. Evet. Hashtag Adal'a haksızlık. Yorumlara yazın, pisicikler. Bu videoda like atın, bol bol yorum yapın ki önerilenlere çıksın, paylaşın. Çünkü bu yalan haberlere inanan pisicikler varmış. Yani lütfen paylaşın ki herkes gerçekleri görsün. Pisiciklerim, kendinize çok çok ama çok iyi bakın. Tepki videoları artık geliyor.